Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın. Adıyaman İlgeneli'nde devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülmek, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen 2022 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığı'nda Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kanalizasyon olmadan üst yapı yapmak mümkün değil, doğru da değil ve gerçekten... Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, ilçe kaymakamları, ilçe ve belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile STK başkanları katıldı. Yapılan toplantıda merkez ve ilçelerde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili kurum amirleriyle bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini yapıldığı ilk koordinasyonu kurulu toplantısına hoş geldiniz. 2022 birinci dönem itibarıyla ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 27 kamu kurum ve kuruluşunca 249 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 23.7 milyar liradır. 2022 yılı programı 1,5 milyar lira olup 2022 yılı birinci dönem itibariyle 307 milyon lira harcama yapılmış ve %20,3'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır, dedi. Belediyenin imar şeyini bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada Adıyaman'da devam eden çok önemli sulama projelerinin olduğunu belirtti. Tabii DSİ aslında şu anda bence bütün bu hazırlığının da katılacağı bir şekliyle herhalde en temel, en öncelikli ve Adıyaman'ın can damarı olan projeler. Şimdi baktım toplam 16 milyarlık bir bütçe gerekiyor. Aslında çok büyük bir bütçe değil. Çok büyük yatırımlar da yapıyoruz. Bunu zorlayacağız. Bunun her aşamasını zaten Sadullah Bey de, burada Emin Bey, genel müdür, bakan yardımcısı, bakan, bütçe stratejisi, yani her alanda Adıyaman'ın sulama sorunları noktasında yakından takip ettiklerimizi çok iyi biliyorlar. Çünkü kilit taşı, köyleri geziyoruz. Ya kanalizasyon olmadan üst yapı yapmak mümkün değil, doğru da değil. Ve gerçekten de çok az sayıda köylerimiz kaldı. Hem Besni tarafında hem Kahta tarafında. Dolayısıyla bir, bunların altyapısının bitmesi. İkincisi, daha öncesinde de görüştük, genel müdürümüzle de görüştük. Özel idareyle de oturup şu foseptiklerle ilgili protokol yapacaktınız. Bu biraz gecikti zannediyorum. Sizin değerlendirme toplantılarınız için bir Ankara'daydınız. Bir de bir takım başka şeyler ileri sürdüğünüzü iddia edenler var. Artık oturalım. Daha önce özel idare buna yanaşmıyordu. Özel idare, Sayın Valimiz, özel idare, genel sekreterimiz nerede Sam Bey? Onları bir şekilde ikna ettik ama şimdi DSİ biraz herhalde şey yapıyor gibi duydum ben. Şunu oturalım, artık bu işi bitirelim. Bu toplaştırmayı gündemimizden çıkaralım. Bunu ne yapıp yap? Ben müteahhit firmayla da görüşüyorum, bakanlıkla da görüşüyorum. Genel bir kaynak zaten aktarıyor PDP'yi. Çok da fazla bir kaynak sıkıntısı kalmadı. Bunu bence gündemimizden düşürmemiz lazım. Bunu bir an önce buradayken özel idareyle oturun, bu bir defa bu protokolleri yapın, bitirin bu işi.